tehdit aldığımdan dolayı haber yapmadan şikayet yapmak istemedim. Ama kesinlikle şikayetçiyim. Hem alacağımız var, hem haklıyım, hem de mağdurum. Bu adam üstüne üstlük zeytinyağı gibi üstüne çıkıp bizim gibi nice insanları dolandırıyor. Biz anne baba, kardeş, evlat derken 10 kişilik, 10-11 kişilik aileyiz. Biz iş ararken internette şeyine rastladık, telefon numarasına. Oradan ulaştık. Bize dedi ki gelin buyurun, evinizi tuttuk. Gelin burada dedi rahatınıza bakın. Her gün dedi iş var, 3,5 aylık işim var. Buyurun gelin dedi. Nereye gelin dedik? Antalya dedi, hal merkezinin oraya geldiğinizde bizi arayın. Geldik. Buraya kendisi değil de başka bir bahçeleri iş götüren çavuş denilen birisini gönderdi. Biz de bununla çalıştık. Çalıştıktan sonra önce bizi yemlediler tabii. 50 verdi, 100 verdi. Yani toplamı bir 200-300 lira haçlık bıraktı bize. Kahvaltı parası. Tabii bu arada sabah gidiyoruz 6'da. Akşam 5-6'ya kadar bırakmıyorlar tarladan. O çektiğimiz kasaları, o kestiğimiz narları bir görün. Ama ekmek davası, katlanmak zorundayız. Bu adam en sonunda iş para gününe gelince perşembe günü dedi, sonra cumartesi günü dedi, olur budur şöyledir derken, tabi ben bu ara telefon ses kayıtlarını otomatikmen kaydediyor, benim özellikle almış olduğum bir durum değil, konum atıyor, olduğu yere gidiyor, parayı vermiyor, filan yere gel gidiyor, parayı vermiyor. Ne kadar alacağınız? 3700. Rezil olduk. İşte bizi bu hale getiren o adamdır. Yani bizim gibi bu adam 3-5 gün çalıştırıp insanları başka yerden çağırıp devir daim yaptırıyormuş. Herkesin üzerinden milyarlarca lira götürüyor. Bu adamın yani bir an önce çökertilmesi lazım. Buradaki bütün nar fabrikalarına, işte biber fabrikasına, paketlemeye herkese eleman gönderiyor ama yüzünü gören yok bu adamın. Fotoğraflarını bile kendi tanıdığı insandan aldık. Fotoğrafı kesinlikle doğru bir fotoğraftır. Bu adamın bir an önce çökertilmesini istiyoruz. Paramızı istiyoruz. Ayrıca şikayetçiyiz. Kimseleri bir daha dolandırmasın. Antalya. Hayatımda Antalya'ya ilk defa geldim. İlk defa geldiniz. Başınıza böyle bir olay. Böyle bir olay geldi. Çoluk çocuk çok kötü bir durumda. Bu bizim yaşantımız değil. Bir an için bu şekilde olduk yani. Allah kimseyi düşürmesin böyle imansız, nursuz, vicdansız, Allah'ını bilmeyen insanlara. Allah kimseyi düşürmesin. Burada herhangi bir gece ne olacağı meçhul. Eroin içen mi gelir, alkolüsü mü gelir, saldırıya mı uğrarız, biri bira içip başımıza mı fırlatır, belli değil. Burada Lara diye deniz var, banyomuzu orada gideriyor. İki günde bir gidip denize girip çıkıyoruz. Allah razı olsun, burada komşular var. Bazen lavabosunu çoluk çocuk kullanıyor. Bazen petrola gidiyorlar. El yüz yıkamaya. İşte yiyecek içecek de Allah ne verdiyse devam ediyoruz yani bu şekilde. Vallahi gördüğünüz gibi yemeğimizi ateşte yapıyoruz böyle. İşte çaydır, yemektir falan. Isınma işlemi denen burada bir şey yok. Yağmur yağdığı akşam daha soğuk oluyor. Yağmur yağdığı zaman çadıra siper olmaya çalışıyoruz, küçük bir çadıra. Hepimiz için zor. Bir yandan tabii paramızı alabilseydik, bir boş ev lükslüğüne, normalliğine, viranesine bakmıyoruz yani. Bir evde bulabilsek barınmak için girip yine çalışmamıza devam etmek istiyoruz yani.
Tabii ki şu anda da iş tabii ki arıyoruz. Yani sağ olsun burada bir kişi vardı. Gelin bir kasa taşıyın birkaç gün dedi. Yövmiyeli. Onunla gittiler benim biraderlerim falan. Ben de bugün canım gitmek istemedi. Çünkü niye? Burada çoluk çocuk var. Babam rahatsız, engellidir. Yalnız bırakamıyorum. Antalya'ya ilk defa geldim. Başıma da ilk defa böyle bir olay geldi. Medeni insanlar vardır. Ben hep medeni insanlarla görüşmüşümdür. İnsan severdir dedim. Hani kültürlü yetişmiş insanlardır. Fakirin halinden dedim anlarlar. Ama maalesef geldim ki, tabii bunu genel olarak konuşmuyorum yani. Bunu dolandırıcılık yapan insan için konuşuyorum. Hiç mi Allah'ından korkmuyorum? Hiç mi bir hayal kırıklığına uğradığım gibi kalsam daha ne? Bak peşinde çoluk çocuk burada mağdur. Dışarıdayız dediğim gibi.